Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Biraz sonra kupada final maçım var. Rakip gördüğünüz gibi 116-117 gücünde, ben de 89'lardayım. Hemen şöyle bir kupadaki final yolculuğumuzu kısaca göstereyim. Gördüğünüz gibi finalde karşı karşıyayız. Rakip bu şekilde geliyor. Ben de bu şekilde geliyorum. Ve asıl özellik rakibin arkadaşlar oyun gücü. Gördüğünüz gibi Galatasaray sarı kırmızı, Berlin'den geliyor. Kadro 2-4-3-1 gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar dikkatinizi çekerse 3 tane çift özel yetenekli oyuncusu var. Bir tane MC'de 18 yaşında. Bir tane şu pozisyonda AML'de çift özel yetenekli oyuncusu var. Bir de şurada gördüğünüz gibi forvette STAMC yine çift özel yetenekli oyuncusu var. Yani rakip gerçekten güçlü. Rakibin bundan önce kendi zaten liginde de şu an 19 galibiyet 2 mağlubiyet almış. Kimlere karşı almış merak ettim gerçekten. Velhasıl rakip bu arkadaşlar. Bundan önceki maçlara baktığımızda da bu kadroyla oynadığını görüyoruz. Oyuncu değişikliği yapmıyor. Ve dediğim gibi birkaç dakika sonra maça başlayacağız. Bu arada maçla alakalı olarak hemen şöyle karşılıklı güçleri değerlendirirsek 90-116.7, yani 26.7'lik bir fark var arkadaşlar. Karşılıklı güçlerimiz böyle. Ben bu şekilde sahada olacağım kısmetse. O da bu şekilde sahada olacak. İki defans. Önlerinde dörtlü orta saha geriye yaslanmış durumda. Bir tane hemen kadro üzerinden bakalım isterseniz. Daha net olacaktır. İki tane DC. ML, MC, MC, MR. Buradaki MC, ML ve MR'yi biraz geriye yaslamış gördüğünüz gibi. Mesela MR'nin AMR özelliği var. ML'nin AML özelliği var. Yani aslında ML ve MR aynı zamanda ileri de gidiyor. Gayet güzel bir şekilde. Yanında AML, AMC, AMR. Üçlü bir hem iki kanadı kullanıyor hem ortayı kullanıyor. Bir de önünde ST kullanıyor. ST ve ST'nin AMC özelliği de var. Yani ortaya da destek veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar eleman kadroyu çok sağlam kurmuş. Ne yalan söyleyeyim. Yani tebrik ediyorum kendisini. Her ne kadar yani arkadaşlık teklifimiz de var. Daha önceden de karşılaşmışız. Açıkçası çok net olarak hatırlamıyorum hangi maçta oynadığımızı ama velhasıl şu ana kadar 331 maçta 58 beraberlik, 94 kaybettiği maçı var. 3 lig, 2 kupa almış. Zannedersem bu sefer bir kupayı daha alma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet, bakacağız. Biraz sonra arkadaşlar maçta görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. 13 dakika sonra görüşmek üzere. 13 dakika geçti. Maçın başlamasına 1 dakika var. Kupa finalimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hemen şöyle kadro yapısından biraz bahsedeyim. Peki ben ona karşı ne yapacağım? Yani ne yapmayı düşünüyorum? Şimdi arkadaşlar rakibin dizilişi bu şekilde. Onun sağ kanadı, benim sol kanadım oldukça yani zorlu maçlar. Şuradaki yıldız sayılarını görüyorsunuz zaten. Hoş, rakibin her tarafı çok çok iyi şu an gördüğüm kadarıyla. Ama şöyle bir yol izlemeye çalışıyorum. Sol kanada ML, DL özellikle oyuncumu çekiyorum. Onun biraz avantajı olabilir. En azından rakip ataklarını kurtarmak için. Orta alanda merkezde Kelaliçon var. Fena değildir o da. Güzel bir MRM şu an için çok yok. Panzeri biraz geride tutuyorum. Sarı fırtına zaten sağ kanattan devam edecek. Cambaz sol kanattan devam edecek derken maç başladı. Olası değişikliklerde de oyuna Balyoz, Cingöz bunları almayı düşünüyorum. Evet, maç başladı arkadaşlar. Hafifçe rakibe karşı sol taraf. Topa sahip olma bonusum %8'de kaldı. Takımda bir revizyon yapıyorum. Pek çok yedek oyuncuyu gönderdim. Keşke bir maçtan sonra gönderseydim. Onları gönderdiğim için biraz böyle olacak. Evet, Meccan'ın başlama vuruşunu yaptı. Hemen şurada bonusumuzu alalım. 8 olsun, bizim olsun. Evet, Galatasaray bu şekilde. Ben de bu şekildeyim.
Taraftar, teşekkürler arkadaşlar. Allah razı olsun. Aa, rakibin bir de Mourinho desteği var. Oldu, aferin. Çok güzel. Yani zaten hani 116-117 yetmiyor. Bir de üstüne Mourinho'yu getirin. Oldu. Formasyonda şu şekildeyiz. Kara Murat'a çok iş düşüyor. Ha, bu arada taktikleri de vereyim. Normal oynuyorum arkadaşlar. Savunma oynamıyorum. Her iki kanattan karışık kısa paslarla. Karışık kontratağı zorluyorum. Yüksek presle adam adama oynuyoruz. Önemli anlar. İstatistikler 54'e 46. Yani toplu oynama üstünlüğü biraz onda olabilir. Tamam, çok sıkıntı yok. Maksat gol bizden gelsin. Hayırlısıyla. Sarı fırtına orta yapıyor. Gol geldi arkadaşlar. Elhamdülillah. Yani evet, bir de sarı kartı var rakibin. Sarı fırtına. Allah razı olsun. Şimdilik maçı çeviriyorsun. Evet. Ergun Plak ortada. Oo, arkadaşlar teşekkürler, sağ olasınız. Hemen tekrar savunma yapalım. Keşke şunu %10'dan 15'e getirebilseydim. Neyse, dediğim gibi yedek oyuncuları olduğu gibi gönderince yani rezerv oyuncuların pek çok... Aa, bu kötü geliyor arkadaşlar. Gerçekten kötü geliyor. Evet. Evet. Dur bakalım. Oradan çakarsın yavrum. Hadi. Neyse, iyi. Mourinho desteği devam ediyor. Oh. Rakip toparlandı arkadaşlar. Yani. Rakip çok hızlı. Yani rakip forvetlere yetişmesi çok zor bizim defanstaki elemanların. Ki hani onları da gösteririm. Yani 100'ün üzerinde hepsi. 120'ler civarında. Defans özellikleri. Ama gördüğünüz gibi dar alanda çok güzel paslaşmalarla ilerlediler. Şu an maç 2-1 pozisyonunda. 39. dakika. Rakip arıyor. Evet. Yüksek presle oynamanın... Arkadaşlar hücum yapıyorum. Güzel. Aa, Ergun 2'dir kaçırıyor. Golü de attı gerçi önemli anlarda. Evet, ilk yarı. 51'e 49 iyi. Topa oynamada çok yine kötülüğümüz yok. Verimlilikte %100. Çok güzel. Sonuçta tek şut. Şimdi rakip şu an ortada yok. Defansta arkadaşlar elemanlar çok hızlıydı, gördünüz. Maalesef o yüzden hani ileri özelliklerini biraz geri tutmak zorunda kalıyorum şu an. Bunu yapamam. Buraya kadar gelebiliyorum. Kara Murat'ın ileri özelliğini vermeye devam ediyorum. Şu an zaten 2-1 gerideyim. Yapabilecek başka çok bir şeyim yok. Evet. Korner kullanmışız. Hadi bakalım. Şimdi Sarı Fırtına'nın 6.9. Ona daha çok iş düşüyor açıkçası. Cambaz 6.5. Panzer Faruk 6.3. Evet, şu an bütün oyuncularda bir gerileme var gördüğünüz gibi. Rakip üstünlüğü ele aldı. Ooo, çok iyi. Yani bu tamamıyla kısmet, yani başka bir şey değil. Rakip 10 kişi kalıyor. Ve penaltıdan Sarı Fırtınam gol yapıyor. Yani gerçekten bu olursa rakip kafayı yiyecek arkadaşlar. Yani. Evet, bu da gole geliyor. Hadi bakalım. Yok, geçer o.
Rakibin defans bekinden bir tanesi yok. Yani bunun solu benim sağ kanadım. Şöyle yapalım. Hadi be. Evet. Rakipteki şu boşluğa oynamaya çalışıyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Eğer başarılı olursak yani gerçekten çok çok güzel olacak. Dediğim gibi kupada yani 117'ye 89'la 90'la mücadele ediyoruz arkadaşlar. Sürekli sağ kanattan geldi. Evet. 76. dakika. 3. golü her an bulabilirim. Bakın maviler biraz daha üstün. Topu oynamada avantaj. Evet, dengeledik arkadaşlar oyunu. Oh be. Elhamdülillah. Yani arkadaşlar şu an yani rakip açısından çok çok üzülüyorum açıkçası. Kendim adıma seviniyorum. Fakat yani şu an arkadaşlar sistemle kazanıyor gibiyim. Yani dediğim gibi ben herhangi bir şeyi manipüle etme şansım yok. Ama kısmet yani, bir penaltı, kornerler resmen. Ama tabii şöyle bir şey var. Defanstaki oyuncu otomatikman ortadan kalkınca kornerden gol atmak, hele hava topu hakimi işte vesaire özellikleri eğer o oyuncu gitmişse, şu an bilemiyorum. Ama o zaman kornerler evet benim için gerçekten çok büyük avantaj sağlamış oluyor. Evet, Kelaliçoğlu bu sefer gole gidiyor derken yok. Evet, 85. dakika. Evet. Orta sahanın ortasından sağa geçtik. Canmaz yine. Evet, yaş ileri oku var ayrı bir şey ama elhamdülillah güzel. Evet arkadaşlar. Şaka maka derken arkadaşlar kupayı kazandık. Yani 30 puana yakın bir farkla. Hala şu an çok inanasım gelmiyor. Arkadaşlar destek veren tüm arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Hemen önemli anlara geçiyorum. Gördüğünüz gibi rakip 10 kişi kaldı. Penaltıdan attım. Kornerden attım. Yani rakip gelmemiş, Mourinho desteğini göndermiş. Aferin. Formasyonda şu şekilde oynadım. Özellikle maçın ikinci yarısının son dakikalarında gördüğünüz gibi rakibin sağ kanattan defans oyuncusu çıkınca kırmızı kartla otomatikman orayı oynamış olduk. Tamam, bu güzel ama rakibin en güçlü olan oyuncusu şu yıldız sayısı itibariyle MRS'i. Ya AMR'si de burada zaten. Ki MR'lerin AMR özelliği de var demiştim. Onu durdurmak için Sakız'ı kullandım. Sakız İsmail'i. Şu sağ kanat, sol kanatta. MR'm yok. Güzel, çok çok iyi bir MR'm yok. Panzer'i biraz sağda oynattım. Velhasıl bitti arkadaşlar. Hemen şu maç değerlendirmesine. Tebrikler, kupayı kazandın. Teşekkür ediyorum. Hemen şuradaki özelliklere bakalım. Ne galibiyet ama maçın adamı oldu. Evet, Schindler golleri arka arkaya sıraladı. Evet, bu diğer rakip. Yani rakibimiz daha doğrusu. Kupadaya da şunu göstereyim. Neredesin? Şu an hala inanasım gelmiyor arkadaşlar. Yani ben açıkçası bu maç tamam. Bundan önce de 20 puanlık rakipleri vesaire yendim. Okey, tamam, güzel. Ama
Yani biraz değil yani bayağı bir sistemin desteğiyle oldu arkasından. Evet arkadaş yani eğer şu an beni izliyorsa ne diyeyim bilmiyorum. Yani elhamdülillah haklı bir galibiyet sonuçta hiç kimsenin sisteme bir şey yaptığı yok ama kupayı almak güzeldi. Dediğim gibi bir penaltı, bir kırmızı kart, üzerine de kornerden atılan goller güzeldi. Yani benim için güzeldi, rakip için kötüydü. Yani açıkçası şu an çok da fazla sevinemiyorum ama güzel oldu. Neyse tekrar bağlanıyor derken arkadaşlar ben yayını sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın, Meccanen'de kalın.